Fakat geldiği günden beri buna kendi menajerleri de şahit program yaşatıyor. Takımı tehdit ediyor, arkadaşlarıyla sorunlar yaşıyor, idmanlara gelmiyor, arıyoruz. Alışveriş merkezinde alışveriş yapıyor. Antrenmanları terk ediyor, acıktım deyip terk ediyor, yoruldum deyip yere yatıp uzanıp antrenman seyrediyor. Antrenmanında telefonlarıyla yasak olduğu halde geliyor, antrenman numarası telefonlarında görüşüyor vesaire vesaire, bunun gibi birçok şey. Son yaptığı maçtaki maçı terk etmesi, işte herkese küfür etmesi, hakaret etmesi nedeniyle tüm takım olarak zaten kendisine şikayetçi ve davacı oldu. Bunun yanında bu oyuncuyu bize getiren menajeriyle de kavga edip onlar yollarını ayırdı. Yeni bir menajer buldu. O menajer de tüm iyi niyetiyle bir aydır yaklaşık bir çözüm bulmaya, üretmeye çalışıyor. Birlikte çalışıyorum onlar. Çeşitli her şeyi teklif ediyoruz. Yeter ki bu sorun çözülsün, çeksin gitsin ama kendisinin hiç böyle bir niyeti yok. Sürekli yalanlarla, şeylerle aklı sıra bizi köşeye sıkıştırıp hak etmediği taleplerini bizden almaya çalışıyor. Aslında olayın özeti budur. Ortada şiddet var deniliyor ama kesinlikle ortada şiddet yok. Bir kadına asla şiddet olamaz. Sonuçta kadına bir şiddet olduğu zaman biz de bir kadınız. Sonuçta biz bunu dur demesini biliriz. Hepimiz senelerdir profesyonel oynayan sporcularız ve ilk defa böyle bir şey şahit oluyoruz. Ve biz de açıkçası ne yapabileceğimizi bilemedik bu süreçte.